Cihangir Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için şahsınıza teşekkür ediyoruz biz. Çok kısa sizi önce ekranları başındaki değerli izleyicilerimize tanıtalım. Cihangir Almasulu kimdir? Sektörle tanışma hikayeniz nasıl gerçekleşti? Cihangir Almasulu 1961 doğumlu Malatya. Emeklisiniz. 30 senedir buradayım. Emeklisiniz. Emekliyim. 30 yıldır da Tarsus'ta yaşıyorsunuz. Evet. Peki sektörle bir tanışma hikayeniz var. Nereden başladı bu iş? Bu işe teşvik etme olayı oğlumdan başladı. Oğlumun teşvikiyle bu işe başladık. Bölgede bir açıklığı mı hissettiniz? Bölgede açıklık, eksiklik hissedince evet. Bu işe yöneldik ve 2 yıldır da bu işi yapmaktayız. Gayet güzel. Şimdi bölgede bir tarım ve hayvancılık üzerine yoğun bir hizmet var anladığım evet. kadarıyla. Siz de bu açıklığı görerek sektöre adım attınız. 2 evet. yıl oldu diyorsunuz. Peki bu geçen süreç nasıl geçti? Memnun musunuz? İnsanlar sizi nasıl desteklediler? Vallahi bu süreçten memnunuz. İleriye doğru bakıyoruz işte artık işimizi büyütmek için. Evet. Çaba ve gayretin içerisindesiniz. Yani. Peki. Bütün işletmemiz neredeyiz şu anda? Tarsus'un neresindeyiz? Tarsus Üzümlü Kavşağı, Doğatepe Mahallesi. Evet. Tarsus'un girişindeyiz. Gayet güzel. Butik bir işletme. Kaç metrekare bir yer bura? 50 metrekare. Siz varsınız. Evet. Oğlunuz. Evet. Bu şekilde baba oğul çalışıyorsunuz. Evet. Peki bölgede kimlere hitap ediyorsunuz siz? Bölgede büyükbaş hayvancılık üzerine, arıcılık üzerine. Evet. Bu gibi... arkadaşlara, bu işi yapan arkadaşlara hitap ediyoruz. Neler var satışta mağazamızda? Satışımızda süt sağan makineleri, ağır ekipmanları, soğutma tankları, hayvan yatakları evet. ve yem katkı maddeleri bulunmakta. Yem katkı maddeleri nasıl oluşuyor? Hazır mı geliyor yoksa siz hazır geliyor. Hazır geliyor yem katkı maddeleri belirli firmalardan. Evet, siz aldığınız ürünleri nerelerden getiriyorsunuz? Bizim ürünlerimiz İzmir, Bursa, Ankara, evet. bu gibi yerlerden. Tabii. Birinci sınıf kaliteli evet. marka malzemeler getiriyorsunuz. Hı-hı. Peki ağırlıkta en çok insanların talep ettiği konular neler sizden? Ağırlıkta talep ettiği konular ahır ekipmanları, süt makineleri, evet. soğutma tankları, hayvan yatakları. Bunlar. Evet ve ha. yem katkı maddeleri. Gayet güzel. Peki ben bir konuk olarak, bir müşteri olarak size geldim. Buyur. İşinizle ilgili... kendi hayvanımla ilgili bir talepte bulundum. Nasıl yardımcı oluyorsunuz kendisine? Nasıl Şimdi, bir yol izliyorsunuz? Hayvanınızdaki rahatsızlığı önce sizden öğreniyoruz. Evet. Süt az mı? Süt çok mu? Ayağında mı sorun var? Ona göre uygulama yapıyoruz. Mağazadaki o gidecek ekipmanı gösteriyorsunuz. Evet. Anlaşmayı yaptık. Peki destek hizmeti var mı? Tabii. Oraya kadar gidiyoruz, gösteriyoruz. Neyi ne şekilde kullanacağını. Evet. Arkadaşlara izah ediyoruz. Kurulumunu da yapıyorsunuz. Tabii. Anladığım kadarıyla nasıl kullanacağını anlatıyorsunuz. Yaptığınız işlerde destek hizmetleriyle birlikte garantilerimiz ne doğrultuda sattığınız malzemelerde? Sattığımız malzemelerde 1 yılla 2 yıl arasında garantilerimiz var. Evet. Garantinin özü de biziz diyebiliriz evet. aslında daha doğrusu. Peki sadece Tarsus'a mı bu hizmetler var yoksa yakın Akdeniz köyler, bölgesi. İlçeler var mı? Akdeniz bölgesi olarak. Yani Mersin'e Anamur, Mersin, Adana'nın girişine kadar. Şöyle diyebiliriz, Anamur'la Adana hattının evet. arasındaki bütün bölgeye hitap edebiliyorsunuz. Tabii. Kendi araçlarınız var. Evet. Bizzat da gidiyorsunuz. Gidiyoruz, hizmet veriyoruz. Peki sattığınız üründe oldu ya işte bir aksilik oldu, konuk bir sıkıntıya düştü. Gece de olsa, gündüz de olsa gidip yardımcı olabiliyor musunuz? Tabii. Gece, gündüz fark etmez. Biz zaten müşterilerimize söylemişiz. 24 saat arayabilirsiniz diye. Evet, bir sıkıntı olursa bizi arayın diye. Peki arıcılığa yönelik ne tür satışlar var sizin? Arıcılığa yönelik... kovanlarımız var. Evet. Kovan getirtiyoruz. Arıcılık elbiseleri var. Evet. Eldiven, çorap işte bu gibi şeyler, aksesuarlar. Kovanlar, evet. bunları satışlarını da sağlıyorsunuz. Peki hedefler ne bir sektör olarak? Sektör olarak hedefimiz çiftçimize, hayvancımıza en iyi kaliteli hizmeti verebilmek. Onu sunmak için gayret evet. edeceksiniz. İşinizi de yavaş yavaş büyüteceksiniz tabii zamanla. Peki başarılarınız daim olsun. Teşekkür ediyorum size ama bir de sizi destekleyen, tercih eden şöyle bölge insanına bir teşekkür son sözlerinizi alalım. 2 senedir bu sektörü çalıştırıyoruz. Bu 2 sene zarfında bizi destekleyen çiftçi arkadaşlarımızın hepsine çok teşekkür ediyorum. Evet, peki ben size, oğlunuza, bölgeye kattığınız değerli hizmetten dolayı tebrik ediyorum. Başarılarınız daim olsun.
İnşallah ilerleyen zamanda farklı bir hizmetinizde tekrar buluşmak dileğiyle. İnşallah. Ama sektörünüzle ilgili hizmet arayan bütün çiftçilerimize, hayvan yetiştiricilerimize, arı yetiştiricilerimizin hepsini de Teknomarket tarım yerine davet edelim. Gelsinler sizinle tanışıp hizmetlerinizi yakından incelesinler diyelim. Peki, görüşmek dileğiyle başka bir zaman diliminde. Tabii.